Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trabzon Atapark'taki Gülbahar Hatun Camisi'ni ve Gülbahar Hatun Türbesi'ni gezeceğiz. Öyleyse hadi başlayalım. Gülbahar Hatun Türbesi, isminden de anlaşılacağı üzere Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in annesi ve 2. Bayezid'in 8. eşi olan Gülbahar Hatun tarafından yaptırılan külliyenin en önemli birimidir. Günümüzde bu külliyeye ait sadece cami ile türbe ve yakın yıllarda yenilenmiş olan şadırvan kalmıştır. Ama türbenin kitabesine göre onun da 911 yani miladi takvime göre 1505-1506 yılına doğru yapıldığı düşünülüyor. Ve işte karşınızda Gülbahar Hatun Camii. Gayet eşsiz bir görüntüsüyle bizi karşılıyor. Ve işte o meşhur şadırvan. Caminin üzerinde bir kitabe bulunmamaktadır. Şu anda caminin girişini görmektesiniz. Cami, 5 küçük kubbeyle örtülü 5 bölümlü son cemaat yeri, büyük tek kubbeyle örtülü harem kısmı ile doğu ve batıdaki üzeri kubbeli birer zaviye odasından meydana gelmiştir. Bu camiye gelip de tavanı çekmemek olmazdı. Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabe, caminin 1885 yılında onarıldığını bize söylüyor. Caminin avizesine de gerçekten hayran kaldım. Bu cami şu anda Atapark'ta bulunmakta. Trabzon'un ün kazanmış camilerindendir ve bu cami adeta halkın bir buluşma yeri olarak tanınmaktadır. Eğer bir gün Trabzon'a yolunuz düşerse mutlaka Gülbahar Hatun Camii'ne de uğrayın. Burada gönül rahatlığıyla ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Burası da caminin sol taraftan görünümü. Gülbahar Hatun Camii ile Atapark semti gerçekten göz dolduruyor. Ve işte karşınızda o meşhur Atapark. Gerçekten Atapark semti insanların ve ağaçların mükemmel uyumu olarak da tanımlanabilir. Atapark'ta havuzun olmadığını da kim söyledi? Ve Atapark'a kısaca bir göz gezdiriyoruz.
her mekanda olduğu gibi burada da Atatürk heykeli olmazsa olmaz. Burada saat bile varsa gerisini siz düşünün artık. Ataparka geldiğimizde çiçekleri çekmeden de edemezdik. Burada top bile görmeniz mümkündür. Ve Atapark'a son bir kez daha bakarak Atapark'tan ayrılıyoruz. Ve milattan önce 4. yüzyılda Roma döneminde yapılan bir kale, adı Trabzon Kalesi. İşte Trabzon Kalesi'nin ön yüzü. Ve Tabakhane Köprüsü'nden geçerek aşağıdaki vadiye, yani Zanus Vadisi'ne bakıyoruz. Burası da köprünün denize bakan kısmı. Vadinin etrafındaki evleri de size göstereyim dedim. Ve Zanus Vadisi'ne daha geniş çaplı bir bakış. Yavuz Sultan Selim burada 22 yıl boyunca valilik yapmıştır. Ve burası da Kanuni Sultan Süleyman'ın evi. Ve burası da Kanuni Parkı. Size biraz daha Trabzon Kalesi'ni göstererek yavaş yavaş da evimize doğru yol alıyoruz. O şanlı Türk bayrağımız ile Trabzonspor bayrağının ne kadar uyumlu olduğuna bir baksanıza. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.